Şimdi bu konu biraz daha bizi ilgilendiriyor. Aslında bir astronoma sor bölümünde dünyamıza yakın geçen asteroitlerle alakalı bir şey vardı ve bu biraz daha risk teşkil ediyordu. Ben sözü daha fazla uzatmayayım. Yere yakın geçiş yapan asteroitleri bize çok güzel bir şekilde anlatacak olan Orhan Erece hocama. Hocam, söz sizin, mikrofon da sizin. Teşekkür ederim. Merhabalar. İsmim Orhan Erece. TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde astronom olarak görev yapıyorum. Dün de şenlikte gözlem alanındaydım. Sohbet ettiğim kişileri de burada görüyorum zaten. Bu gece de bekliyoruz sizleri. Yine teleskopların başında çok güzel, keyifli sohbetler edeceğiz. Sunumda ben yere yakın geçiş yapan asteroitlerden bahsedeceğim. Yani bu konu hem bilimsel tarafı çok baskın ama aynı zamanda popüler tarafı da çok baskın. Yani herkesi ilgilendiren bir konu aslında bu. Ama öncelikle asteroit nedir? Bu asteroitler nerede yer alır? Nerede acaba cihaz? Burada, tamam. Nerede yer alır? Bunların gözlemleri nasıl yapılır? Gözlemlerden nasıl sonuçlar elde ederiz? Asteroitlerin ne tür özelliklerine bakıyoruz? Genel bir bilgi sunumu olacak bu. Şimdi öncelikle Güneş sistemini tanımamız gerekiyor. Yani bu asteroitler nerede? Bu asteroitler aslında bize en yakın olan nesnelerin yer aldığı Güneş sistemin içerisindeki büyük gezegen olamamış küçük gezegenler. Peki büyük gezegen ne, küçük gezegen ne? Şimdi Güneş sistemini aslında birçoğunuz biliyorsunuz. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Bu 8 tane gezegen, bunlar büyük gezegenler. Şu görselde de görüyorsunuz zaten ki gece gözlemde de çok şanslıyız ki saat 11-12'den sonra birçoğu gökyüzünü aydınlatıyor. Hem çıplak gözle görüyoruz hem de teleskopla onların yüzey detaylarına kadar görebiliyoruz. Özellikle Satürn, Jüpiter harika görünüyor. Gece yine bekliyoruz. Hep beraber gözlemi yaparız. Büyük gezegen 8 tane. Ama herkes de biliyor ki bir de Plüto diye bir gezegen vardı. O da büyük gezegendi ama artık büyük gezegen değil o. O da büyük gezegen değilse ne diye sorabilirsiniz. O bir cüce gezegen. Çünkü Plüto ve benzeri birçok nesne varmış aslında. Eskiden bilmiyorduk ama artık biliyoruz. O yüzden Plüto cüce gezegen sınıfına dahil ettik onu. Onun dışında Güneş sisteminde uydular var biliyorsunuz. Bizim var uydumuz Ay. Onun dışında Mars'ın var iki tane Phobos, Deimos. Onun dışında Merkür ve Venüs'ün yok. Ama diğer büyük gezegenlerin çok fazla sayıda uydusu var. Satürn'ün en çok uydusu var. Şu an bildiğimiz 80 küsür tane Satürn'ün var. Yine Jüpiter'in çok fazla. Yine Uranüs ve Neptün'ün de 20-30 kadar uydusu var. Peki bu saydığımız büyük gezegen, cüce gezegen ve uyduların yanında Güneş sisteminde bir dolu asteroit ve benzeri nesne var. Bunlar da küçük gezegen sınıfına giriyor. Yani aslında bunların en büyük özelliği cüce gezegenler de benzer şekilde hepsi küreselliğini oluşturabilmiş bir kütleye sahip. Ama asteroitler böyle patates şeklinde yamuk yumuk şekillere sahip oluyor bu nesneler. Sadece asteroitler de değil, kuyruklu yıldızlar da benzer şekilde. Selçuk Hoca da burada bahsetmişti. Onlar da taş ama yüzeylerinde madde var ve güneşe yaklaştıkça ısınan bu madde güneşin ters yönünde onlarda bir kuyruk oluşturuyor. O yüzden de bunlara kuyruklu yıldızlar diyoruz ama aslında yıldız kavramı halk arasında da hepimizin aşina olduğu, gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz biz parlayan her şeye yıldız diyoruz aslında. O yüzden kuyruklu yıldız olarak isimlendirmişiz. Ama yıldızlar biliyorsunuz ki en yakın bize güneş ama onların güneşin dışında gördüğümüz bütün parlayan nesneler evet yıldız ama çok çok uzaktalar. Hatta gece de bu sohbetleri de yapıyoruz. Bize güneşten sonra en yakın yıldıza 4,2 yılda ulaşabiliyoruz eğer ışık hızıyla gidersek. O yüzden kuyruklu yıldızlarla gerçekten bildiğimiz yıldızları karıştırmamak gerekiyor. Bu nesneler
çok büyük çoğunluğu Jüpiter ve Mars arasında yer alıyor. Şimdi şuraya geri dönüyorum tekrar. Şurada gördüğünüz şu kuşak Mars ve Jüpiter arasında yer alan asteroid kuşağı. Burada 1 milyondan fazla şu an bildiğimiz asteroid var. Ve bunların dediğim gibi bu bildiğimiz asteroidlerin büyük çoğunluğu Mars ve Jüpiter arasında yer alan asteroid kuşağı dediğimiz yerde bulunuyorlar. Kuyruklu yıldızlar da çok büyük yörüngelere sahip. Çok büyük yörüngelerde o zaman bunların güneş sisteminin dışında neredeyse uzanan, dış kısımlarına kadar uzanan nesneler olduğunu söylüyor bize. Yani yakın değil, çok daha uzaktalar. Şimdi şu an bizim bildiğimiz asteroid sayısı 1.210.383 tane. Bunların hepsinin şu an konumları bir veri tabanında belli. Yani bunlar konumları sürekli değişiyor biliyorsunuz. Güneş etrafında hareket ediyor bunlar da. Ama anlık olarak bunların nerede olacağını bize söyleyen bir veri tabanımız var. Onun yanında da yine 3.799 tane de bu güneş sisteminin dış kısımlarına kadar uzandığını bildiğimiz kuyruklu yıldızlar da yine bizim veri tabanımızda var. Bunlar sadece bildiklerimiz. Bilmediklerimiz de sürekli bu gözlemler yardımıyla tespit ediliyor. Hatta biz de bir tanesini TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde T100 teleskobuyla bulduk ve bu sayıya katkı sağlıyoruz. Yine konuşulmuştu az önce de. Bu katkı en çok aslında bilimsel çalışmayı yapan gözlem evlerinden değil de daha ziyade amatör astronomlardan geliyor. O yüzden sizler de asteroid keşfedebilirsiniz. Bunların şekillerinden bahsetmiştik. Küreselliğini tamamlayamıyor bunlar. Yani kütleleri yeterince büyük değil. Yaklaşayım bir saniye, lazerim vardı. Şimdi şu en baştaki asteroid. Bu Ida asteroidi. Patates şeklinde. İşte asteroidlerin çoğu bu şekilde. Hepsi yamuk yumuk şekillere sahip. Sadece birkaç tane asteroid küreselliğini tamamlamış ama onlar da yine bu ana kuşakta yer aldığı için biz asteroid olarak isimlendiriyoruz ama neredeyse bir cüce gezegen büyüklüğünde onlar da. Ama sayıları çok az. Şurada da görüyorsunuz yanında bir nokta daha var. Bu da bu asteroidin uydusu, Daktil. Yani nasıl Dünya ve etrafında Ay varsa asteroidler de benzer şekilde ana kütle ve onun yanında bir uydusu olabiliyor. Yanında da yine bir kuyruklu yıldız, Atlas kuyruklu yıldızı. Bu da TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde yine bizim çektiğimiz bir fotoğraf. Şurada renkli kuyruğunu görebiliyorsunuz. Şu arka planda mesela gördüğünüz parlak nesneler uzaktaki yıldızlar bunlar. Ama bu kuyruklu yıldız dediğimiz bu nesne bizim kendi güneş sistemimiz içerisinde. Onun yanında da bu aslında şu Ida'nın şu küçük bir parçası. Bu da meteoroid. Yani gök taşı dediğimiz işte bize yıldız kaydı dediğimiz nesneler aslında bunlar. Yani tek asteroidlerden farkı boyut. Bunun boyutu küçüldükçe artık buna meteoroid diyoruz. O zaman yıldız kayması konusu nedir? Buradan da onu açıklığa kavuşturalım. Bu asteroidler şimdi ne kadar büyükse o kadar atmosferde yanacak ama yanmayan parçası kalacak ve yere ulaşabilecek. O yüzden asteroidlerin bize çarpma durumu çok daha farklı bir sonuç oluşturacak. O yüzden bizim gördüğümüz bu meteor kayması, işte göktaşı kayması konusu hep meteoroidlerden kaynaklanıyor. Şimdi uzaydaysa eğer bu meteoroid veya bu taş diyeyim, bunun adına meteoroid diyoruz. Yani dünyanın atmosferinin dışında bildiğiniz uzayda yer alıyorsa meteoroid. Bir şekilde yörüngesi dünya ile kesişirse eğer, dünya atmosferine girerse o zaman meteor adını alıyor. Yani bizim gördüğümüz parlama olayı meteor. Bu meteor yeterli büyüklükteyse ve
kalıntısı yere ulaşıyorsa da o zaman meteoroid. Bu isimlendirme biraz karışık gelebilir ama bu isimlendirme bu şekilde. Yere ulaşan parça meteoroid. Eğer atmosferde görürsek meteor. Eğer uzaydaysa meteoroid. Evet. Yani asteroid gibi düşünün. Asteroid, meteoroid, bunlar uzayda yer alıyor. Eğer atmosferde görsek meteor, eğer yeryüzüne ulaşırsa da meteorit. Yani biz Türkçe'de bu kavramları tam oturtmadık. Çoğuna göktaşı diyoruz aslında. Aslında göktaşı kaydı. Yere ulaşan da göktaşı oluyor. Ama uluslararası olarak bakarsanız da isimlendirme bu şekilde. Evet. Evet, yani bu dediğiniz gibi sadece bizde de değil, dünyadaki akademik literatürde de tam oturmamış kavramlar. Ama şu anki kullanılan uzaydaysa meteoroid, eğer atmosferdeyse bu meteor kavramı çok geçici bir kavram yani bu durumda. Sadece atmosferdeki yanma süreci meteor. Yere ulaşırsa da meteorit. Peki, şimdi bilinen asteroid sayısı, az önce de bir sayı vermiştik. Bu ana kuşakta olanların sayısı şu an 1.078.291. Bu da toplam bilinenlerin %90'ına karşılık geliyor. Az önce toplam 1.210.000 demiştik. Bunların %90'ı ana kuşakta. Peki diğerleri nerede? Şimdi ana kuşak dediğimiz kısım şu beyaz kısım. Bakın şu Jüpiter, şu Mars. Bu beyaz kısım ana kuşak. Şu yeşil kısımlar Jüpiter Troyanları. Bunlar Jüpiter'in önünde ve arkasında. Biri Jüpiter'in önünden gidiyor, biri arkasından Jüpiter'i takip ediyor. Bunların farklı farklı yörüngelere sahip asteroidler var. Ama onlar detay olabilir. Genel olarak bu %90 şu gördüğünüz aralıkta oluyor. Ama şöyle bir detay var. Şimdi şuraya tekrar dönüyorum. Bakın şuradaki beyaz halkaların arasında boşluklar var. Şuradaki boşluklar. Bunları görüyorsunuz. Buralarda neden asteroid yok? Bu çok önemli bir soru aslında. Bu grafik bize şunu söylüyor. 2'den başlıyor bakın burası. 2,5'ta bir boşluk var. 2,8 civarında bir boşluk var. Yine buralarda boşluklar var. İşte o boşluklar tam buralara karşılık gelen boşluklar. Güneş'in bize uzaklığı bir astronomi birimi. Güneş'ten 2,5 astronomi birimi uzaklıkta, şunu tutamadım pardon. Şurada asteroid yok. Güneş'ten 2,5 astronomi birimi uzaklıkta. Aynı şekilde işte 2,8-3 civarında da yok. Buralarda asteroidin olmamasının sebebi Jüpiter. Az önce de konuşmuştuk. Jüpiter evet bizi koruyor olabilir. Birçok dışarıdan gelen gök taşı diyelim işte genel olarak küçük gezegenleri vesaire bize gelebilecek olanları üzerine çekiyor ama aynı şekilde o yörüngede var olan asteroidleri de güneş sisteminin içine doğru ittirebiliyor. Yani o boşluklarda daha önce asteroid vardı. Peki bunlar nereye gitti işte? Biz bunu şu an sorguluyoruz. Benzer şekilde Satürn'ün halkasında da böyle boşluklar var. Bu boşlukların sebebi de şuralarda görüyorsunuz. Bu da şurada gördüğünüz uydu Mimas. Mimas öyle bir kütle çekim etkisi yaratıyor ki Satürn'ün halkası üzerinde buralarda boşluklar oluşturuyor. Tıpkı az önce gördüğümüz asteroid ana kuşağında olduğu gibi. Oradaki ana kuşaktaki boşluğun sebebi Jüpiter, buradaki boşlukların sebebi de Satürn. Bu daha küçük ölçekte bir örnek. Yani benzer şekilde bu tarz birçok örnek olabilir. Şurada görüyorsunuz mesela, şurası Huygens boşluğu. Oldukça ünlü ve büyük bir boşluk. Şimdi buradaki asteroidler nereye gitti işte? Ya dışarı doğru gidecek ya içeri doğru gidecek tabii. Bunların içeri doğru hareket edenleri bize yaklaşacak haliyle ve biz de bunlara yere yakın cisimler diyoruz. Yere yakın cisimler
4 sınıfa ayrılıyor ve sadece yörünge özelliklerine göre, yani güneş sistemi içerisinde nasıl hareket ediyor bunlar, ona göre 4'e ayrılıyor. Yer yörüngesini kesiyor mu? Bu arada yer bilimsel olarak kullandığımız dünyanın karşılığı. Dünya biraz daha sosyolojik olarak kullanılabilir ama bilimsel anlamda biz yeri kullanmayı tercih ediyoruz astronomide. Yer yörüngesini kesiyor mu? Daha böyle baskın, değişik bir kesme şekli var burada görüyorsunuz. Ya da yer yörüngesinin tamamen dışında mı? Ya da yer yörüngesinin tamamen içinde mi? Böyle 4 tane sınıf var. Sadece yörünge özelliklerine göre. Peki bu neden yaklaşıyor işte? Az önce göstermiştik o boşluklarda Jüpiter buna sebep oluyordu. O Jüpiter'in sebebi kütle çekimsel etkisi. Jüpiter öyle bir kütle çekim etkisi uyguluyor ki tam o noktaya periyodik bir şekilde o noktayı sürekli çekiyor, 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 çekiyor. En sonunda bu periyodik etki onu yörüngesinden saptırıyor. Bu kütle çekimsel etki. Aynı zamanda kütle çekimsel olmayan etki de var. Buna da güneş sebep oluyor. Güneş asteroidin yüzeyini ısıtıyor. Isınan yüzeyde bir ışıma yapıyor. Işıma yaptığında da ışımanın olduğu yönün tersi yönünde asteroidi ittiriyor. İttiriyor, ittiriyor, ittiriyor ve uzun aralıklarda bu asteroidin de yörüngesi değişebiliyor. Bu da yine yere yaklaşmasına sebep oluyor. Yine benzer şekilde iki tane asteroid çarpışıyor ve kalıntılar dağılıyor ve yere yaklaşabiliyor. Peki yere yaklaştı bu ama bize çarpacak mı? İşte çarpacak olanlar ya da çarpma tehlikesi olanlara da potansiyel tehlikeli asteroid diyoruz. Her yere yaklaşan asteroid tehlikeli olmayabilir ama tehlikeli de olabilir. Bu tehlikeli olanlara potansiyel tehlikeli diyoruz. Ama bizim de bir kıstasımızın olması lazım. Hangisine tehlikeli diyeceğiz, hangisine tehlikeli değil diyeceğiz. Eğer yere 7,5 milyon kilometreden daha yakın geçiş yapacaksa ve çapı da 140 metreden daha büyükse bu asteroidin, o zaman tehlikeli diyoruz. 7,5 milyon kilometreden yakın geçiş yapıp 50 metrelik bir asteroid bizim için tehlikeli değil. İki tane kıstasımız var. Şu an bildiğimiz 30 bine yakın tehlikeli asteroid var. Pardon, yere yakın asteroid var. 30 bin tane. Bunların tehlikeli olanları da 2270 tanesi. Bunların 2270 tanesi 140 metreden daha büyük ve 7,5 milyon kilometreden daha yakın geçiş yapacak bize. Yere yakın kuyruklu yıldız da var. Biliyorsunuz onlar da dış yörüngelerden geliyor ve bize yakın geçebiliyor. Onlar da 117 tane. Şu an bildiğimiz ama bunlar. Bilmediklerimiz de var. Bilmediklerimizin de ortaya çıkması için işte gözlemlere devam ediyoruz. Evet, bilmediklerimizi nasıl ortaya çıkarıyoruz? Ya da bildiklerimiz üzerinde nasıl çalışmalar yapıyoruz? İki tane yöntemimiz var tabii. Bir tanesi yer teleskopları ile gözlemler, bir tanesi de uzay teleskopları ile gözlemler. Yer teleskopları ile yaptığımız gözlemler, en güzel örneklerinden bir tanesi işte bizim TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde yaptığımız çalışmalar. Burada da T100 teleskobunu görüyorsunuz. Keşfettiğimiz asteroidi de bu teleskopla keşfetmiştik. Uzay teleskopları da herkes duyuyor, biliyorum. Bu Gaia uydusu, yine James Webb gidiyor ya da birçok uzayda gözlem yapan uydu, işte Hubble vesaire duyuyorsunuzdur. Ama tabii hepsinin farklı amaçları da var. Hepsi bize çarpacak olan asteroidi araştırmıyor ama yaptıkları gözlemlerden keşifler olabiliyor. Olmayan bir işte veri tabanındaki nesne listesinden bahsetmiştik. O veri tabanında olmayan bir nesne varsa o zaman yeni bir nesneyi de keşfetmiş oluyor bu gözlemlerle bu uydular. Şimdi peki biz bu gözlemlerle ne elde etmeye çalışıyoruz? İşte bir asteroidin büyüklüğünü, onun şeklini, işte patates diyoruz ama nasıl bir şekli var? Kutup yönelimini, yani gece baktığımızda kutup yıldızı biliyorsunuz, dün katılanlar biliyordur, bugün katılanlar da görecek. Kutup yıldızını gösteriyoruz ve diğer yıldızların onun etrafında dolandığını,
Yani dünyanın dönme ekseninin nerede olduğunu göstermiştik. Benzer şekilde bir asteroidin dönme ekseni ne şekilde, kutup yönelimi bize bunu söylüyor. Onu buluyoruz, periyodunu buluyoruz. Tıpkı dünyanın 24 saatte döndüğü gibi acaba ne kadar sürede dönüyor? Kütlesine bakıyoruz, yoğunluğuna, albedosuna bakıyoruz. Yani ışık yansıtma gücü. Onun dışında da hangi maddeden oluşuyor? Bunlara bakıyoruz ama bunların tamamı onun fiziksel özelliği oluyor. Biz eğer yere çarpacak mı konusunu araştırıyorsak da o zaman da konum bilgisine ihtiyacımız var. Bunun da çalışma alanındaki ismi astrometri. Şimdi burada bir tane örnek asteroid var. Asteroid 7336 adı bu. Yani katalogdaki 7336. asteroid bu. Şimdi buradaki gördüğünüz grafikte şu x ekseni zamanı gösteriyor. Bu zaman içerisinde şu dikey eksende y ekseni de yere ne kadar yaklaştığını söylüyor bize. Yani biz bir zaman içerisinde bu asteroid nereden geçecek ona bakıyoruz ve yere ne kadar yaklaşacak ona bakıyoruz. Şimdi buraya baktığımızda en yakın geçişini şuradan yapıyormuş. Yani 0.1 astronomi birimi. Bir astronomi birimi 150 milyon kilometre. O zaman bu 15 milyon kilometre uzaklıktan geçecek 360 bin yıl sonra. Bizim kriterimiz neydi? 7,5 milyon kilometreden daha yakın geçiş yapmasını istiyorduk. O zaman bu asteroid tehlikeli değil. Ama inanılmaz bir asteroid var. Apophis. Apophis'in çapı 350 metre. Ve en yakın geçiş yapacağı mesafe de 0.0002 astronomi birimi. Yani bizim 7,5 milyon kilometre 0.05 astronomi birimine karşılık geliyor. Bu 0.000'lı bir değerde bize yakın geçecek. Bu Apophis'in T100 teleskobuyla geçtiğimiz yıl yaptığımız bir gözlemi. Şuradaki hareket eden beyaz nesne Apophis. Bunun gözlemlerini yaptık ve sadece bizde değil, bütün dünyada Apophis'in gözlemleri yapıldı. Acaba gerçekten bize çarpacak mı, çarpmayacak mı? Bu gözlem yapıldığında 17 milyon kilometre uzaklıktaymış. Yer ay uzaklığının 44 katı. Şimdi Apophis 0.002 dediğimiz mesafe 31 bin kilometreye karşılık geliyor. Ay 374 bin kilometrede biliyorsunuz. Apophis 31 bin, sadece 31 bin kilometre uzaklıktan geçecek ve 13 Nisan 2029 tarihinde gerçekten çok yakın geçecek. Yani bu o yüzden bütün dünyada da dediğim gibi çok büyük yankı uyandıran bir nesneydi. Biz de gözlemlerini yaptık. 36 bin kilometrede yerden, 36 bin kilometrede yükseklikte jeosenkron yörüngedeki uydular var. Yani bizim televizyonlarımıza görüntünün geldiği, işte bütün antenlerimizin çevrili durduğu, uyduların bulunduğu konum yerden 36 bin kilometre yükseklikte. Apophis onların dahi içinden geçecek. Yani sadece 31 bin kilometre uzaklıktan geçecek. Pardon. Peki, şöyle yapalım. Apophis bu kadar yakın geçecek ama yere çarpacak mı sorusunu sorarsanız hayır, çarpmayacak. Ama gerçekten çarpma ihtimali vardı. Eğer çarpsaydı açığa çıkacak enerji 880 megaton TNT gücünde olacaktı. 880 megaton. Hiroşima'ya bir atom bombası atıldı biliyorsunuz. 0.15 megaton TNT'lik bir enerji açığa çıkmıştı. Eğer Apophis çarpsaydı 880 megaton. Yani 6000 kat daha fazla yıkıcı etkiye sebep olacak. Neyse ki çarpmayacak. Ama Apophis bu nesnelerin sonuncusu değil. Apophis benzeri ya da belki daha büyüğü çarpabilir. Peki ya Apophis çarpacak olsaydı ya da ilerleyen yıllarda böyle bir tehlikeyle karşılaşacak olsak ne yapabiliriz?
Burada NASA'nın bir DART görevi var. Double Asteroid Redirection Test adında. Şimdi buradaki amaç şu. Diyelim Apophis yere gerçekten çarpacak olsun. Şimdi şunu diğer slide'a geçeyim. Gerçekten çarpacak olsun. Bir uydu gidecek ve bu asteroide çarpacak ve onun yörüngesini değiştirmeye çalışacak. Burada da gördüğünüz Didymos ve Dimorphos. Yine az önceki Ida ve Daktil gibi ikili bir sistem bu da. Didymos büyük olan, Dimorphos da onun uydusu. Bu DART uydusu gelecek ve Dimorphos'a çarpacak ve onun yörüngesini saptırmaya çalışacak. Yani eğer Apophis çarpacak olsaydı işte bunu ona da yapabilir miydik sorusunun cevabını almaya çalışacağız burada. Ve Dimorphos nereye doğru gidecek onu tespit etmeye çalışacağız ki beklenti %1 oranında yörüngesinin değişmesi. %1 oranındaki yörünge değişikliği de uzun zaman içerisinde asteroidin gerçekten farklı yerlere gitmesine sebep olacak bir değişim. Peki bu DART gitti, Dimorphos'un üstüne düştü, ona çarptı. Peki daha sonraki sonuç nereden bileceğiz gerçekten ne kadar değiştiğini? Burada da NASA'ya destek ESA'dan geliyor. NASA'nın bu görevi tamamlandıktan sonra ESA'nın Hera görevi başlıyor ve Hera uydusu da Dimorphos'a gidecek ve onu gözleyecek. Acaba yörüngesi ne kadar değişiyor ve biz bunu gelecekte bize çarpabilecek olan asteroidlerde, bu tehlikeli asteroidlerde uygulayabilir miyiz? Onun cevabını verecek. Teşekkür ediyorum. Evet, hocamıza biz de teşekkür ediyoruz. Sorumuz var mıydı? Hocam maşallah. Bu da yine felaket konularından birisi olduğu için. Hocam şöyle uygun görürseniz, zaten etkinlik alanı da var. Evet. Bir iki tane evet. Soruyu alalım, orada siz daha sağlıklı olsun. Tamam, bir tane soru alalım istiyorsanız. Tamam, buyurun, buyurun gözlüklü arkadaşım. Soracaktım ben. Evrendeki genişleme hızının asteroidlerin hızına etki etme durumu var mı? Yok. Yani evrendeki herhangi bir gök cismine etki etme durumu var mı? Yok. Diye soracaktım. Çünkü evren yani bizden çok çok daha uzakta. Yani biz sadece bu bahsettiğimiz nesneler güneş sisteminin içerisinde. Yani bir arada olduğumuz nesneler bunlar. Yani tabii ki de farklı bir yerlerde olabilecek ama evrenden kastımız işte farklı galaksiler olursa farklı galaksideki bir olay bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Bizim galaksimiz Samanyolu içerisinde olursa işte bir süpernova patlaması yani bir dalga oluşturup bizden geçerse hem asteroidleri hem bizleri etkileyebilir. Teşekkürler. Ama yani bu tip durumları çok etkileyecek bir şey değil yani. Şöyle bir bilgi var bende. Asteroid aileleri var hocam. Gerçekten aile. Yani tek bir ana kütleden dağılmış farklı asteroidler var. Ve biz bu asteroidlerin tek bir aileden olduğunu biliyoruz. Bizde Baptistina adlı bir asteroid ailesi var. Bu Baptistina asteroid ailesi daha önceden dinozorların yok olmasına sebep olan aile olarak biliniyordu. Ama biz de dahil olduğumuz bir çalışma vardı. Bu Baptistina değilmiş. Yani o yüzden kesin bir bilgi yok. Yani asteroidlerin hangi aile çarptığı, ne kadar büyüktü vesaire. Yani ne kadar büyüktüğüyle ilgili olabilir tam bilmiyorum ama hangi asteroid ailesiydi sorusunun var olan cevabı ortadan kalktı. Onu biliyorum. Yani Baptistina değil. Evet. Evet yani o bölgeyi işte Meksika Körfezi ve o taraflara düştü ama tabii o sadece asteroid
düştü ve dinozorlar yok olmadı. Asteroid çarptıktan sonra oluşan işte gaz, toz vesaire bu iklim değişikliklerine sebep oldu. Atmosfer kalınlaştı. İşte sera etkisi vesaire bunlar aslında yok olma sebebi. Evet. Teşekkürler. Yine alana bekliyoruz herkesi. Hem bu konuyla ilgili hem diğer konularla ilgili sabaha kadar sohbet edebiliriz. Teşekkür ederim.